Hoş geldiniz arkadaşlar. Haberlerle İngilizce serimizin yeni videosuyla sizlerle birlikteyim. Videomuzdaki metnimize hemen geçelim. The Montreal Museum of Fine Arts in Canada has teamed up with a group of doctors to help sick people. Montreal Müzesi, Güzel Sanatlar Montreal Müzesi, neredeki? Kanada'daki. Ne yaptı? Has teamed up with. Bu kelimemiz teamed up with, bir ekip halinde çalıştırıldı. Ekip haline getirildi. Birlikte çalışmak için. A group, bir grup haline getirildi. Of doctors, doktorlardan oluşan bir grup. Niçin? To help, yardım etmek için. Kime? Sick people, hasta insanlara yardım etmek için bir grup oluşturuldu. The doctors, doktorlar will prescribe, tavsiye etmek, tavsiye edecek. Prescribe, reçete yazmak da diyebilir çünkü doktor olduğu için. Yani tavsiyeden daha çok reçete yazacaklar. Visit, ziyaret reçetesi. Nereye? To Montreal Art Galleries. Montreal sanat galerilerine. Instead of, ne yerine? Giving them medicine. Onlara ilaç verme yerine sanat galerilerini ziyaret etme reçetesi yazacak. Yine burada instead of prepositional phrase ve burada bir cümle almadığını, sadece bir kelime bloğu aldığını görebiliyoruz. Doctors will prescribe visits to Montreal's art galleries instead of giving them medicine. The museum is currently taking part in 10 trials on patients to find out what effect art has on health. The museum, müze is currently, şu an, şimdi, şu anki durumuyla, yani hali hazırda, taking part in. Burada take part in, katılmak, müdahil olmak. Neye katılıyor? 10 adet denemeye katılıyor. Trial, deneme. Yani girişim. Denemeye katılıyor. Ne yüzü, kim üzerinde? On patient, hastalar üzerinde. Niçin? To find out, bulmak, öğrenmek, araştırmak için. What, o şeyi. Neyi? Effect, etkisini. Art, sanat. Has, sahiptir. On health. Burada sanatın sağlık üzerinde ne gibi ya da ne türlü etkisi olduğunu bulmak, araştırmak için diye çevireceğiz. Yani burada sanatın sağlık üzerindeki etkisi diye çevirip etkisinin ne olduğunu araştırmak için hastalar üzerinde 10 adet denemeye katıldılar. The patients include people with breast cancer, eating disorders, epilepsy and mental health problems. The patients, hastalar, include, içeriyor, people, insanları, with, lığlı, hastalıklı diyeceğiz. Şu 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 hastalıklı. Breast cancer, meme kanseri, eating disorders, yeme bozuklukları, epilepsi ve zihinsel sağlık problemleri, hastalıkları olan insanları içeriyor. Thomas Bastian, Director of Education and Wellness at the Museum, believes that art heals. Thomas Bastian, kim, virgül, Director of Education, eğitim yönetmeni ve Wellness at the Museum ve müzedeki sağlık yöneticisi, müdürü Thomas Biston ne diyor? Bakın, verb burada geldi. Believes, inanıyor, inanır, that, şuna, art, sanat, heals, iyileştirir. Yani burası noun clause'un içerisinde sanat, subje, heals, verb. Şöyle diyeceğiz, Thomas Biston sanatın iyileştirdiğine inanıyor.
Burası da Thomas Piston'un sıfatı. Müzenin sağlık ve eğitim müdürü. He said, "We saw that the museum was good for people, so we decided to start this program with the doctors." He said, o dedi, biz görüyoruz ki müze insanlar için iyidir. İyidir. Yani biz müzenin insanlar için iyi olduğunu gördük. So bundan dolayı we decided to start. Biz başlamaya karar verdik. This program, bu programı veya bu programı başlatmaya diyebiliriz. With the doctors, doktorlarla birlikte. If you're suffering from breast cancer, you could come to the museum and you might feel better. If you are, eğer siz suffering from bir şeyden X'ten muzdaripseniz, ney? Breast cancer, meme kanserinden muzdaripseniz, you could come to museum, müzeye gelebilirsiniz and you might feel better ve daha iyi hissedebilirsiniz. İkinci parçamızı geçelim. A doctor who has a lot of experience in helping to heal people with art spoke about the benefits of art therapy. Bir doktor, who o doktor ki kim o, has sahip a lot of pek çok experience deneyime in helping yardım etme konusunda to heal iyileştirmeye people insanları with art sanatla. Burası tamamen sabje. Burası sabje. Spoke konuştu. Burası verb. Ne hakkında? About the benefits of the art therapy. Sanat terapisinin faydaları hakkında konuştu. Dr. Helen Boyer said, "There's more and more scientific proof that art therapy is good for your physical health." There is vardır more and more. Bunu zarf olarak çevirdiğimizde gittikçe arttıkça da diyebiliriz veya daha fazla da diyebiliriz. There is vardır more and more scientific proof. Bilimsel kanıtlar vardır, kanıtlar. Daha fazla bilimsel kanıtlar vardır ve daha fazla gittikçe oluşmaktadır da diyebiliriz. That öyle kanıtlar ki art therapy, sanat terapisi is good, iyidir for your physical health. Senin sağlığın için iyidir. She said, "Looking at art increases hormones released in our bodies." She said, o dedi, looking at art, sanata bakma, increases, verb, arttırır. Sanata bakma ise sabje. Neyi? Hormones, hormonları, released, yayılan, salınan, in our bodies, bizim vücudumuzdaki. Burada da bir reduction olmuş. Bizim vücudumuzda salınan, yayılan hormonları arttırır. These hormones are responsible for our well-being. These hormones, bu hormonlar are responsible for, be responsible for. Bu şekilde not edebilirsiniz. Bir şey için sorumlu olmak, mesul olmak. Neyden sorumludur bu hormonlar? Our well-being, bizim sağlığımızdan, sağlıklı olmamızdan sorumludurlar. Dr. Boyer said visiting art galleries released the same kinds of hormones that are released when we exercise. Doktor Boyer dedi, Visiting art galleries, sanat galerilerini ziyaret etme, released, yayar, yaydı yani. The same kinds, aynı tür of hormones, aynı tür hormonları yaydı. That öyle hormonlar ki are released, onlar yayılır. When we exercise, biz egzersiz yaptığımızda. Natalie Bondil, the museum's director general, said physical activity and art gave similar health benefits. Natalie Bondil kim? The Museum Director General, müzenin genel müdürü.
Ne demiş? Said dedi. Physical activity, fiziksel aktiviteler, and art ve sanat gave, verdi. Similar health benefits, benzer sağlık faydaları verdi. She said, "I am convinced that in the 21st century, art will be what physical activity was for health in the 20th century." She said, o dedi ki, I am convinced that 21. yüzyılda sanat will be, olacak. Ne olacak? 20. yüzyılda sağlık için fiziksel aktivite olan şey olacak. Yani 20. yüzyılda sağlık için yapılan fiziksel aktiviteler 21. yüzyılda artık sanat olacak ve sağlık için sanat yapılacak diye buna ikna oldum diyor. Şimdi bu parçada geçen kelimeleri birlikte İngilizce sözlükten İngilizce kavramlarına bakarak bu parçada geçen kelimelere birlikte bakalım. A disease or sickness. Bir felaket ya da hastalık. Ne? Felaket ya da hastalık. Disorder. Yani bozukluk. A test of the performance. Bir performansı test etmek. Quality, kaliteyi ya da bir suitability of someone ya da bir kimsenin uygunluğunu or something ya da bir şeyin uygunluğunu test etmek. Yani test etmek, denemek anlamında. Tabii ki de burada trial, deneme demiştik. Something that helps to show that bir şeyi göstermeye yardımcı olan şey. A fact, bir hakikati, or other thing, veya başka bir şey, is true, doğru olan bir şeyi, or happened, veya olan bir şeyi ortaya gösteren, hakikati ortaya çıkaran şey nedir? Yani proof, kanıt, delil. Evet. Allowed, izin verilmiş, something to move, hareket etmek için, or act, ya da eylem yapmak için, or flow freely, veya özgürce akıp gitmek için izin verilmiş şey. Released, salmak. Evet, salınmış. Good mental, iyi zihin, and physical health, ve fiziksel sağlık. Well-being. Totally, tamamen sure, emin, and certain, belli, about something, bir şey hakkında kesinlikle belli olan şey. Ne? Belli olan. Convinced, ikna olmak dedik. Make someone better. Bir kimseyi daha iyi yapmak. After a sickness or injury. Yaralanma, yara diyelim, zedelenme, belelenme veya hastalıktan sonra bir kimseyi daha iyi yapmak. Yani tedavi etmek, iyileştirmek diyebiliriz. İyileştirmek, heal. As another different thing, bir başka diğer şey, to use, kullanmak için, or have, sahip olmak için, substitute, alternatif, veya bir alternatif diyor. Yani bu da instead of oluyor. In yerine dedik. Things, şeyler, in our blood, kanımızdaki şeyler, that, öyle ki, onlar change, değişir, the way, yolu, we feel, biz hissederiz, and behave, bizim davranış ve hissetme yolumuzu değiştiren kanımızdaki şeyler. Neler? Hormonlar. Recommend a medicine, bir ilaç tavsiye etmek, or action, veya bir eylem tavsiye etmek, that, o öyle eylem ki, will be good, bizim için iyi olacak, for someone, bir kimse için iyi olacak. Prescribe demiştik, reçete yazmak. Experiencing, deneyimlemek. Something bad or unpleasant. İstenmeyen kötü bir şeyi deneyimlemek. Nedir? Suffering, acı çekmek diyelim. Suffer from, bir şeyden muzdarip olmak. A disease, bir hastalık, that can kill you, seni öldürebilir.
Kazut sebep olunur by bad kötülük tarafından and abnormal cells in the part of the body vücudumuzun bir kısmındaki hücreler tarafından bu sebep olunur. Tabii ki de kanser. An advantage bir avantaj or profit you get from something veya bir şeyden kazanç elde etmek nedir? Benefit fayda çıkar. Son kelimemiz join with other people diğer insanlarla birlikte olmak, onlara katılmak and work together ve birlikte çalışmak to reach ulaşmak için a goal bir hedefe. Bir hedefe ulaşmak için diğer insanlarla birlikte çalışmak ne demiştik? Teamed up with. Zaten team takım demek. ED takısıyla da fiil oldu. Takımlanmış team up with ile birlikte kullanılıyor. Ve takım haline gelmek, bir olmak, birlikte çalışmak anlamına geliyor. Bu şekilde de 14 tane kelimeyi sizlerle birlikte bakmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere size Reader at Work ve More to Read kitaplarını tanıtıp içerikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Birinci kitabımız Reader at Work 1. Videomuzda inceleyeceğimiz 4 kitaptan ilki olan İngilizce Reading yapmamıza yardımcı olacak bu kitaba baktığımızda ilk metinlerinin gayet basit ve anlaşılır olduğunu görmemiz mümkün. Basit SVO ifadeleri, emizar kullanımları ile İngilizceye yeni başlayan A1 seviyesindeki bir kimse için gayet ideal bir kitap olacaktır. Metinlerin altında bulunan basit sorularla öğrenciyi fazla yormadan metin içerisinden cevaplar bulunması istenmektedir. Uzun bir soru gibi görünse de cevabı bir kelimeden oluşmaktadır. Birkaç parça ilerlediğimizde metinlerin biraz uzadığını görebiliyoruz. Ancak seviye olarak hala başlangıç seviyesinde diyebiliriz. Kitabın ilerleyen parçalarında cümleler biraz daha uzuyor ve yeni kelimeler ekleniyor. Sadece metin değil, ayrıca ilan, broşür, takvim, menü, davetiye gibi metinler de kitabımızın içinde bulunuyor. Kitabın daha ileri kısımlarında ise artık daha karışık cümleleri ve gramer konularını içeren metinler bulunmaktadır. Bilindiği üzere zaten bilgi birikerek geldiği için kişi düzenli olarak reading ve gerekli gramer konularını çalıştığında sonraki uzun metinler kişiyi yormayacaktır. Bu şekilde başlangıç seviyesini tamamlamış ve sonraki seviyeye geçmiş olacaktır. Reader at Work kitabımız 204 metinden oluşmaktadır. Serimizin ikinci kitabı olan Reader at Work 2 kitabımız ilk metine baktığımızda birinci kitabın kaldığı yerden devam ettiğini görebiliyoruz. Artık günlük yaşam, gezi, okul, aile, çevre veya ilan broşür içeren metinler değil, daha çok bilimsel, teknolojik, sağlık, kültür alanında metinlerle karşılaşabiliyoruz. Ayrıca metin sonrası alıştırmalarda basit cümlelerin artık olmadığını görebiliyoruz. Genellikle bir alanla ilgili terimler, özel ifadelerin bulunduğu gözümüze çarpmakta. Bundan dolayı metinlerin artık giriş seviyesinden orta seviyelere doğru ilerlediğini ifade edebiliriz. İlerleyen metinlerimize baktığımızda bir sayfayı dolduracak kadar metinlerimiz uzamaya başlıyor. Kitabımızda 225 adet metin bulunmakta. Kitabın sonunda da bir ek bölüm bulunuyor. Bu bölümde de boşluk doldurma alıştırmaları YDS YÖKDİL sınavına yardımcı olması pek muhtemeldir. Serimizin üçüncü kitabı More to Read 1. Bu kitap artık önceki iki kitabı bitirip gelenler için ideal bir reading kitabı olacaktır. İlk metinlerden itibaren başta YDS ve YÖKDİL olmak üzere IELTS ve TOEFL sınavlarındaki reading bölümlerine oldukça yardımcı olacaktır. Metinlerdeki çoğu kelimeler ve ifadelerin kullanımı YDS formatına uygundur. Özellikle metin sonrası alıştırmalar ilerleyen parçalarda daha komplike haline gelmektedir.
YDS kelime ve cümle tamamlama ve parça soruları olmak üzere çeşitli alıştırmaları kitap kendi içerisinde barındırmaktadır. Çoğu reading yapmak isteyen kişiler Reader at Work serisi yerine bu Motrit 1 ve Motrit 2 kitaplarından başlamaktadır. Bildiğim kadarıyla bu kitap onlardan sonra basılmıştır ve böylece daha kaliteli bir yapıt olmuştur. Reading yaparken önemli olan tek başına yapmamak ve bir kişi veya grup ile birlikte müzakere edilerek yapılmalıdır. Bundan dolayı Motrit 1 metinlerini birlikte çözümlediğimiz videolarımızı izlemek için bu videonun sonunda çıkan oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Serimizin son ve dördüncü kitabı Motrit 2. Artık buraya kadar zikrettiğimiz bütün kitapları kapsayan ve metinleri gayet zor ve YDS makale özelliği taşıyan, daha nadir kullanılan kelimeleri içinde barındıran bir kitaptır. Metinler neredeyse iki sayfayı buluyor ve önemli kelimeler özellikle vurgulanıyor. Metin sonrası alıştırmalarda ise özenle hazırlanmış definition, true false yani tanımlama ve doğru yanlış testleri, cümle tamamlama testlerini buralarda görebiliyoruz. Her metin sonrasında vocabulary pratikleri mevcut. Burada kelime dağarcığınızı geliştirebilir, zıt ve eş anlamlı kelimeleri burada eşleştirerek öğrenebilirsiniz. Ve yine boşluk doldurma soruları ile YDS ve YÖK dilde karşılaştığımız ilk 16 soruya hazırlık yapabilirsiniz. Son olarak ise kitabın sonunda birinci metinden itibaren son metne kadar geçen bütün kelimeler ve onların türevlerini alfabetik sırayla görebilirsiniz. Eğer Motrit 1 kitabında geçen kelimeleri metinlerde geçtiği sırasına göre görmek isterseniz ve bir yandan metin çevirip bir yandan da kelimeleri öğrenmek isterseniz kanalımızda bulunan Motrit 1 kelimeleri videomuza göz atabilirsiniz. Sizlerle birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan YDS Reading için en çok başvurulan 4 temel kitabı inceledik. Motrit 1 kitabı metinlerini çevirdiğimiz videolar için açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır. Videoların devamı gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bizleri Instagram, Facebook ve Google Plus'tan takip etmek için kanaldaki linklere tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.